vesileyle çözüyoruz. Onları tek tek et. Bunların işi bana göre daha kolay. Ben tek tek ayrı çuvallar, ayrı etiketler. Onları çekiyorum, eriyorum. Bereket bu, bereket. Sen bizden daha... Bunlar... Yok yok. Bunlar ikinci mağazı. Neyin arkasına oldu bu? Buğday arkasına. Buğday arkasına. İkinci mağazı bu. Anladım. Ama onları açıldı. Buğday. Bu mağazın ikinci ekim, buğday arkası. Haziran, Temmuz gibi ektik. Birinci mağazın zaten sulamın masrafını korkmuyoruz. Onun için bunlar yavaş yavaş bu susamdan soğumaya başladı. Ekim azaldı. Çiftçi olarak neler istiyorsunuz devletten ekimin artması için, eskiye dönmek için? Hükümetin bu zaman bir taban fiyatı yok. Bu zaman hiçbir destek yok. Sadece çiftçi bunu kendi gücüyle yetiştirir. Hiçbir destek almıyor. Havuza bazlı destek veriyoruz. Yoksa havuza bazlı destekleme modelinde ekstra destekler veriliyor. Ama yer fıstığıyla bu yağlı tohuma girdiği için şey yapılmıyor. Yani ilave bir destek alamıyor. Sadece mazot gübre. Bir tane. Gübre olarak genelde işte normal üre. 15-15. Onlar da pahalı zaten. Onları kullanıyor. Girdi fiyatları. Girdi çok fiyat. Zaten biliyorsunuz mazot 40 bin lira, 41 bin lira. Evet. Bunun peki içinde... mesela ileride bu susam konusunda nasıl bir destek olursa hani sizin için iyi olur diyorsunuz? Vallahi bu bizden sonraki nesil bunu devam ettirecekse hükümetin buna bir taban fiyatı. Hani pamuk, mısır, bu tür şeyler gibi taban fiyatı vermesi lazım. Ha, biz verdik diyorlar da dönüme 50 lira 100 lira desteğiyle bu iş dönmez. Öbürlerin desteği de yetersiz zaten. Böyle içine girmeden bu işler olmuyor. Yani bu iş kısacası para kazanmamasına rağmen atadan gelme bir gelenek. İşte atadan gelme bunu sürdürüyoruz işte olanı. İşte, ekelim ya, ekelim işte. Aynen, coğrafi işareti de sahip ürünümüz zaten. Tabii canım. Tabii canım, Manavgat'ın şeyi. Bunun tarihçesini biliyoruz, bu Akdeniz bölgesini. Evet. Susamı tarihte Fatih Şahları soğukları. İlhassa Manavgat susamı, Manavgat. Bu bölgenin susamı girer. Evet, evet. Ya işte biz de atalarımızdan gördük böyle sürdürüyoruz ama. Bizden sonraki nesil atalarımızı ekmiş, biz de ekelim diyecek bir şansları yok. Bir yere karşı yapıyoruz ki, bir şansları takip. Tabii açığız olur. Olmadığına garaj diyor. Dur, dur, dur. Getirmeyin mi? Getir. Ne dedik? Bakıyorum. Yaprak durum tutuyor. Olmadı mı? Uçması lazım. Aynen aynen. İçinde yapraklar da çok. Çin'den gelen şeye göre bunlar çok fazla yiyecek değil mi çiftçi? Şimdi çok ufacık ufacık gibi sanıyor. Tabii onunla ilgili, çeşitliyle ilgili. Ve bir, onlar hadi, da zaten... Şey derken, gel. Gel. Bambi gel. Mithat gel. Mithat gel. Malum Manavgat'ın coğrafi işaret altın susamı. Altın susam da ilçe müdürlüğümüz bünyesinde çalışan üniversite bünyesinde de doktora ve yüksek lisans yapan arkadaşlarımız var. İşte Şule Hanım ve Hüce Hanım. Bunların bugün bu ürünün kalitesini ve verimini nasıl arttırırız? Bununla ilgili bir demonstrasyon var. Bununla ilgili bir tarla günü düzenlemiş bulunmaktayız. Bunun amacı malumunuz çiftçilik bu Manavgatlı'nın duygusal olarak ektiği bir ürün.
susam. Fakat sadece duygusal nedenlerle ekmek yeterli olmuyor. Aynı zamanda gelir de elde etmek gerekiyor bundan. Bundan tabii ki 30 kilogram dekara verim alırsanız bunu ekmenin bir anlamı yok. Ama bunu 100-150 kilogramlara getirebilirsek o zaman tabii ki herkes bu işi daha bir içten yapacaktır. O yüzden bugünkü doktora çalışmasının konusu da susamda verimin arttırılması. Yani hangi verim ekimiyle, bakın coğrafi özelliğini bozmadan, coğrafi işaretini bozmadan aynı kalitede, aynı verimde ama daha yüksek kilogramı nasıl alabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma. Ben bu çalışmalar için Şule Hanım'a ve Ülke Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle birlikte güneşin altında çalışıyorlar ve bu işin ne kadar zor olduğunu da hem de biz de gözlemlemiş oluyoruz. Ben bu yüzden başta Şule Hanım ve Ülke Hanım'a ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Doktoramı özellikle susam üzerine yapmak istedim. Çünkü bölgemize ait yerel bir ürün. Ve dünya çapında yağ kalitesi açısından da önemli bir bitki türü. Biz burada çalışma olarak özellikle susam bitkisinde uyguladığımız gübrelerle susam içerisindeki verimi, yağ oranını ve üstten uyguladığımız çinkoyla da çinko biofortifikasyonunu yapmaya çalıştık. Çünkü o önemli bir besin elementi. Özellikle çocuklarda ve kadınlarda sağlık açısından önemli bir yere sahip. Türkiye gibi içinde bulunan, gelişmekte olan ülkelerde çinko eksikliği görülme oranı çok yüksek. Biz de yaptığımız çalışmayla en azından yetiştireceğimiz üründe çinkonun miktarını artırarak susamın kalitesini ve verim parametrelerini arttırmaya çalıştık. 2 yıllık bir deneme süreciydi. Buğday arkası ve bakla arkası 2 susam denemesi yaptık. Rotasyona koymamızın sebebi hem susam bakladan sonra nasıl bir değer elde ediyor, hem buğdaydan sonra nasıl bir değer elde ediyor, onu görmeye, kıyaslamaya çalıştık. İnşallah 2 Haziran ayında bizim tezimiz yayınlanacak. Orada sonuçları hep beraber göreceğiz. Bölgemiz için de iyi olacağını düşünüyoruz. Köşeye yapmıştık ya geçen yıl. Bak orada